İçki içen diyor, içerken, sarhoşken günah giriyor. Zina yapan zina yapana kadar, zina bitene kadar. Yani günahtadır, zina bitti, günah bitti değil mi? Fakat bu sakal tıraşı öyle bir şeydir ki o tıraş suratında durdukça günahı devam ediyor. Allah Allah. Ne acayip bir şey. Çünkü biraz uzuyor, bir hafta geçmeden bir sinek kaydı daha. Günah yine ne oluyor? Devam ediyor. Ve bu çok önemli bir şey. Hoca ben de hiç en iyisi ben bunu okumayayım. Çok sinirim bozulacak. Benim durumum hepten sakata gidecek. Yahu kardeşim sen doğruyu öğren de yapamıyorsan da belki memur olan var. İşten atılma tehlikesi olan var. Onların durumu yine günahları veballeri kime gider? Onlara bırakmasına engel olanlara gider. Kendileri hadi kurtarır diyelim. Hadi onları biraz kurtarma tarafında olalım. Ama keyfine bunu yapmanın da bir lüzumu yoktur. Ve burada öyle acayip işler var. Zekeriya Kandilevi Hazretleri diyor bunu. Berberlerin sakal kesmeleri haramdır. Adam berber sakal tıraş ediyor. Ne gibi? İçki içene şey taşısa nasıl şarabı? Aynı. Sakal tıraşı haram. Ona yardım eden de harama giriyor. Çok ince bir mesele bu. Siz inşallah Allah Teala ölmeden şu sakalsızlarınız var ya, burada ne kadar sakalsızınız varsa ben size bir dua edeyim. Allah sizi sakalsız mezara sokmasın. Amin. Ne tuttu be? Değil mi? Hikmet Efendi bir şey anlatırdı biliyor musun? Hikmet Efendi menkıbecidir ha. Sami Efendi'nin halifesidir. Efendi Hazretleri sever onu. Külliyede de konuşturmuştu ya onu eskiden Seyit geldiği zaman. O öyle bir şey anlattı. Kitapta gördüm dedi. Hala taşı mezar şey, tuvalet taşı. Allah'a şikayet arzu hal verdi. Yani bunu Hikmet Efendi'den anlatıyorum naklen. Ben demiyorum yani. O anlattı yani. Dedi ki tuvalet taşı, ya Rabbi ne suçum var da beni tuvalet taşı yaptı dedi. Mevla buyurdu ki sus dedi. 60 yaşını geçip de sakalsız ölene mezar taşı yaparsam daha mı iyi olur? 60 yaşını geçip de sakalsız ölene mezar taşı yaparsam daha mı iyi olur deyince tuvalet taşı tamam dedi. Daha beter olurum diye. Efendi Hazretleri neler anlattı bu meselede biliyorsunuz. Kabirden kaç kişi öyle göründü etti. Bizim hiç suratımıza bakmıyorlar buradan sünnete uymadık diye. Onun için bu kitap size güzel faydalı olacağına inanıyorum. Allah, benim cemaatlerimi Allah için seviyorum. Allah hepsine sakal nasip edecek inşallah. Yani ne olursa olsun ölmeden bir sakal sünnet üzere. Hani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu zat hakkında ne dersin? Şöyle, ilk gördüğümüz mezara iner inmez o sünnet cevap verecek inşallah. Yani bize cevap fırsatı kalmadan sünnet konuşur inşallah. Bunu yaparsınız siz. Ama mühim olan okumanız. Ebu Kandehlevi Hazretleri de çok marka bir alimdir. Dünya çapında Hindistan ulemasından. Onun da kitabının tercümesi. O zaman demesinler ki bak bu cübbeli böyle konuşuyor, şöyle konuşuyor. Bak Kandehlevi Hazretleri de bunları yazmış. Orada okursanız inşallah.